Evet, en son Salem kasabasında, köyünde gerçekleşen Cadavun'dan bahsetmiştik. Tekrar kolonilere geçiş yapalım. Koloni diyoruz ama artık binlerce insan bu kadada şehirleşmeye başlamış durumda. Zenginleşmeye başlamış durumda. Üretim her aşamada artarak devam ediyor. Ve kendi kendine yeten bir Amerikan toplumu olma yolunda tüm hızla ilerleyen bir yapı var. Artık İngiliz Krallığı bu hızlı gelişimi ayak uyduramaz durumda. Koloni idare etmekte gerçekten zorlanıyor. Halk da yönetimde daha fazla söz sahibi olmak istiyor. İşte 1760'da nüfus 1,5 milyonu aşmış durumda Amerika'da. 1763'te Fransızlar artık bir tehdit olmaktan çıktı. Zira Paris Anlaşması ile topraklarını İngilizlere terk etmişlerdi. Kolonilerdeki halklar daha az özgürlük değil, daha fazla özgürlük, hatta bazıları tam özgürlük istemekteydi. İngiliz kraliyetinin zorluğu Amerika ile nasıl baş edeceğini tam manasıyla bilememekti. Kraliyet tüm dünyada hızla büyümüştü, kolonileri artmıştı. Şimdi bunların yönetilmesi bir sorun olarak kendisine gösteriyordu. Yani İngiliz kolonilerinin çoğunluğuna baktığımız zaman bunlar genellikle o bölgelerde, mesela Hindistan diyelim, o bölgedeki Hintlilerle irtibatta ya da başka bir yerde diyelim, başka insanlarla, o bölgenin yerli insanlarıyla irtibat daha fazla. Ama Amerika'ya baktığımız zaman kendi insanının göç ettiği bir koloni yapısı var. Yani doğal olarak onlarla ilişki diğer taraflar kadar kolay değil. Diğer taraflar da demir yumrukla yönetebiliyor bir şekilde, düşmanı ezebiliyor. Ama bu kendi halkı, bunu bu şekilde burada yapamıyor. Yani bu manada İngiliz kraliyeti yönetimi diyelim, tam manasıyla Amerika'ya nasıl davranacağını, bu halkın nasıl yöneteceğini, bu halkın isteklerine nasıl cevap vereceği konusunda sıkıntılar yaşıyor, gelgitler yaşıyor. İşte Fransız toprakları İngilizlerin eline geçmişti ama bu topraklar aynı zamanda Kızılderililerin toprağıydı. Yani Fransızlar sonradan gelmişti. Buranın asıl sahipleri Kızılderililerdi. Kraliyet dengeli bir siyaset izlemek ve Fransızlar ile yerlileri karşısına almak istemiyordu. Halbuki koloni halkı bu yeni topraklarda hızla yerleşim istiyordu. Yani onlar bir an önce bu toprakların kendilerine açılmasını, bir şekilde yerleşimi istiyor. Niye? Kıtaya her gelen insana toprak verilmiş. Çiftçiliğe başlamışlar. Yaşam tarzı genel manada bu şekilde ilerlemiş. Artık öyle bir nüfusa sahipler ki iç bölgeler açılmak zorunda. Yeni gelen insanlar da eskiler gibi toprak talep ediyor. Alamayınca bu sefer homurdanmalar başlıyor, sıkıntılar başlıyor. Kimi suçlayacak? Yönetimi suçlayacak. Yönetim kim? İngiliz kraliyeti, İngiliz yönetimi, İngiliz hükümeti. İşte ülkeye her geçen gün daha fazla göçmen gelmeye devam ediyor. Öyle bir dönem. Bunlar da doğal olarak gelen herkes gibi bir toprak parçasına, çiftliğe sahip olmak istiyor. Hayallerini bir an önce gerçekleştirmek istiyor. Batı'da da yeterince yerlilere ait işgal edilecek yer var. Yani toprak sıkıntısı yok onların gözünde. Kızılderililer de adam yerine koyan yok. Doğal olarak bu yerler onlara verilebilir. Aslında Kraliyet 1673'te kolonilerin batısındaki toprakların yerlilere, Kızılderililere ait olduğunu deklare etmiş durumda. Bakın çok önceki tarih 1673. Ama bu kanun aslında çok uygulanmıyor. Peki o zaman kraliyet niçin böyle bir kanun çıkarıyor? Çünkü koloniler kontrolleri dışında gelişip büyüyor. Kontrolünüz altındaki bir gelişim sizin değildir diyor yönetim. Bunu belirli bir alan üzerinde tutup bu insanları kontrolü sağlamak istiyorlar. Her gelen daha ileriye gidiyor. Valilik yok, polis gücü yok, jandarması yok. İlerleyen kendisine bağımsız bir alan açmış oluyor. Binlerce kilometrelik alan açmış oluyor. İşte yönetimin olmadığı bir toprak parçasının kolonicilerin eline geçmesini istemedikleri için de buraları 1673'te yerlilere ait olduğunu deklare ediyorlar. Ama dediğimiz gibi işe yaramıyor. İşte koloni halkı işte kraliyetin bu davranışından nefret ediyordu. Yani kısıtlanmaktan, baskı altına alınmaktan. Kolonilerdeki halk bu toprakları haklı olarak görürken, İngiliz kraliyetinin, yani kendi hakkı olarak görürken, İngiliz kraliyetinin keyfi kararları ile onları engellediğine inanılmaktaydı yani. Şimdi Amerikan halkı mücadeleci bir halk. Ormanları açıyor, yeni yerleşim yerleri açıyor, hiç bilmediği coğrafyada ilerliyor, karşılarındaki Kızılderililerle çarpışıyor. Yani güçlü, kendine güvenen bir insan var. Artık okyanus aşılmış gelmiş. Bir şekilde ben buradayım diyor. Karşısına birisinin çıkmasını istemiyor. İşte İngiliz kraliyeti sadece Amerika değil, dünyanın her yerinde bir genişleme içindeydi. Bu da aynı zamanda daha fazla parasal harcamaya gerektiriyor. Buraların savunulması, ordunun masrafları en önemli kalemlerden birisi. Bütün bu masrafların nereden, kimden karşılanacağı sorusu vardı. İngiltere'de yaşayan halk şayet koloniler düşmana karşı korunacaksa, oralarda yaşayan halkın da gerekli fedakarlığı yaparak vergi vermesini ve harcamalara ortak olmasını istiyordu. Yani düşünün, Türkiye devleti bir kıtayı ele geçirmiş olsun.
tüm gücüyle o kıtayı ya da devleti savunuyor. Orada da zaman içinde yaşayan milyonlarca insanımız olsun. Anadolu halkı ne der? İşte onlar da vergi versin. Onları biz koruyoruz. Niçin sadece biz gayret gösteriyoruz? İşte İngiltere, Amerika halkı arasındaki durum da buna benzer bir hale geliyor. Bütün bu düşünceler neticesinde İngiliz yönetimi kolonilerde daha fazla vergi alacağı bir döneme giriyor mecburen. Artık İngiliz pazarını ve üreticilerini korumak için İngiliz olmayan yerlerden, ülkelerden ana ülkeye ve kolonilerine ürün satışını yasaklayacak kararlara imza atıyor. Tabii bu Amerikan kolonilerini etkiliyor. Zira onlar Fransızlarla da Hollandalılarla da ürün alım satımı yapıyor. Şimdi bu ülkeler ile alıcı satıcı arasına İngiliz yönetimi girmeye başlıyor. Sıkıntı burada başlıyor. Yani Amerika dediğimiz bölgede, ülkede, kolonilerde sadece İngilizler yaşamıyor ki. Hollandalılar yaşıyor. Onlar kendi ülkesiyle ticaret yapıyor. Onlar kendi ürününü getiriyor. Fransızlar yaşıyor. Fransızlar kendi ürününü getiriyor. Şimdi İngiliz yönetimi diyor ki hayır. Bunları bu şekilde yapamazsın. Sadece benden alacaksın ya da koloniler arasında ticaret yapacaksın. İşte bu bir müdahale. İşte 1764'te şeker yasası New England kolonilerindeki yani bu kuzeydeki tüccarları çok kötü etkiliyor. Ayrıca ipekten kahveye birçok ürüne ek vergiler getiriliyor. Tabi kolonideki zenginlerin öncülüğünde halk bu karara tepki gösteriyor. Temsil olmadan vergilendirme olmaz denmeye başlanıyor. Bakın temsil olmadan vergilendirme olmaz denmeye başlanıyor. Yani biz Amerikan koloni halkını Londra'da temsil edecek tek bir parlamenter, bakan, senatör yok. Ama siz bizden vergi alıyorsunuz. Yani vergi veriyorsan beni adam yerine koyup kabinene de alacaksın, milletvekili de yapacaksın denmeye başlanıyor. Bu söylemi buluyorlar bu vergilere karşı. Kraliyetin geri adım atacak durumu yok doğal olarak. Ve yine 1764'te aynı yıl yeni para yasası yürürlüğe sokuluyor. Böylece kolonilerde sıkıntı, nakit sıkıntısı daha da fazla kendini göstermeye başladı. İşte İngiliz yönetimi durdu mu bütün bu halkın öfkelenmesine karşı? Hayır. 1765'te yeni bir yasa çıkarıldı. Askeri konaklama yasası. Böylece şayet İngiliz askeri bir kolonide ise yani Amerika'da ise bunların barınma ve yiyecek masrafı koloni halkına yüklendi. Bu da ne demek? Daha fazla vergi demek. Yani İngiliz yönetimi mali açıdan sıkıştıkça ve ana kıtada halk vergilerden bunaldıkça kolonilere yükleniyordu. İşte bu işte liderlerin ülkelerinde sıkışınca halktan daha fazla para toplaması gibi ama sonunda halkı da patlatacak bir uygulama. İşte İngiliz yönetimi hoşnutsuz olan koloni halkına bir de pul yasası getirdi. Durmak bilmiyorlar. Gazetelere, dergilere, el ilanlarına, satış sözleşmelerine, alım satım evraklarına, işte kira sözleşmelerine yani aklınıza gelecek tüm sözleşmelere, tüm kağıtlara üzerine pul yapıştırılması zorunlu kılınıyor. Tabii bu pul bedava değil. Nereden alacaksınız? Koloni valiliğinden gidip alacaksınız ücretle. Yani evinizi, toprağınızı, çiftliğinizi alıp satacaksınız ya da kiraya vereceksiniz, ilan yaptıracaksınız. Bu ilandan itibaren her bir kağıda pul yapıştırmak zorundasınız. İngiliz yönetimi için bu pul yasasını niye koydu derseniz yani bu kadar halkı niye karşısına alıyor? Kolonileri koruyorum, kolluyorum, savunuyorum. Siz de yardımcı olacaksınız demek getiriyor. İşte pul yasası sadece ticaretle uğraşanlara değil, halka yönelik bir vergi olduğu için inanılmaz tepki çekiyor. Zenginler ve gazetelerde bu yükselen öfkeyi iyi bir şekilde örgütlüyorlar. Yani mesela artık zenginlerden halka dokunacak şekilde ilerliyor. Kolonilerin ilk işi anavatan İngiltere ile ticareti mümkün olduğunca düşürmek oluyor. Ticaret olmaz ise vergi de ödenmez. Ayrıca gizli örgütler kurulmaya ve kraliyet görevlilerine, gümrük ve vergi görevlilerine karşı şiddet eylemleri organize edilmeye başlanıyor. Virginia Temsilciler Meclisi yani halk tarafından seçilen meclis temsil edilmedikleri bir sistemde vergi vermek istemediklerini açıkça ilan ediyorlar. Kınama kararları alıyorlar. Vergileri kendilerinden binlerce kilometre uzaktaki Londra'nın değil kendilerinin belirlemesi gerektiğini ifade ediyorlar. İşte Massachusetts Meclisi de tüm koloni temsilcilerini 1765 Ekim ayında işte New York'ta bu pul yasası görüşmelerine çağırıyor. 9 koloniden 27 temsilci buna katılıyor. Bakın 9 koloni katılıyor, 13 değil. Yani hala kendi aralarında tam bir ittifak yok. Hala kraliyete bağlılıkları var. Ve bu üyeler kendi halk meclisleri dışında hiçbir meclisin yani Londra'nın kendileri için kararlar almaya hakkı olmadığını ilan ediyorlar. İşte bütün bu söylemlere karşı İngiliz parlamentosu kendini nasıl savunuyordur, nasıl savunuyordu, nasıl da yapıyordu derseniz mesela İngiliz parlamentosuna seçilen her bir milletvekili aslında İngiltere'deki yani ana vatandaki belirli bir bölgeyi temsilen oradaydı.
Yani mesela Türkiye diyelim, Türkiye milletvekili Ankara'dan seçiliyor, İzmir'den seçiliyor. Bu da aynı şekilde kendi bölgelerinden seçiliyor. Ama vazifeleri arasında tüm imparatorluk topraklarını halk adına temsil etmek de var. Kolonilerdeki İngiliz memurları da bu düşüncede. Bu vazifeyi halkı koruma, kollama adına yaptıklarını iddia ederek koloni halkının temsil olmadan vergi olmaz söylemlerini çürütmeye çabalıyorlar. Yani onlar da kendilerine göre bu söylemi geliştiriyor. Yani ortada bir İngiliz imparatorluğu var ve bu da Londra'da temsil ediliyor düşüncesi hakim. Ama koloni halkı buna inanmıyor ve kabul etmiyor. Hatta parlamentoyu hiç kabul etmeyenler de var. Çünkü koloni topraklarının çoğu aslında kralların özel izniyle alınmış, verilmiş. Parlamentoların bir dahli etkisi olmamış. Bu da aslında mantıklı bir söylem. Yani William Penn, Pennsylvania topraklarını düşünelim. Orada kime vermişti kral bu toprakları? William Penn'e vermişti. Bunu meclis vermemişti. İngiliz kralı zamanında bu William Penn'in babasından borç almıştı. Bunu ödeyecek güçleri kalmamıştı, yoktu, paraları yoktu. Böylece kral 2. Charles bu paralara karşılık, bu borçlara karşılık bir evrak imzalamış ve koca eyaletin topraklarını bir kişiye vermişti. Yani Pennsylvania bu şekilde alındı. Yani William Penn'e verildi. Adamın babasına bir borç var. Kral, ben bu borcu ödeyemiyorum, sana şurada toprak versem olur mu diyor. Adam da zaten parası gitmiş, bari bunu alayım diyor. Şimdi parlamentonun ortaya çıkıp buradaki insanlardan ne hakla vergi adı altında para talep edildiği sorgulanıyor. Yani bu gayet mantıklı. Koloni halkı da İngiliz diyebilirsiniz. Onlar da verecek diyebilirsiniz. Aynı dindaş diyebilirsiniz. Onlar da biz kolonilerde otururken İngiltere'de ana vatandaki halk için yasa mı çıkarıyoruz? Onlar niye oturdukları yerden bize yasa çıkarıyor diyorlar. Yani konu karışık, savaşa doğru tam yol ilerleyen giden bir durum var. Tabii kolonilerin ana vatanda ticareti kesmiş olmaları İngiltere'deki birçok zengini de derinden sarsıyor. Onlar da tabii ki yönetime tepki koymaya başlayınca pul yasası 1766'da iptal ediliyor. İşte halkın gücü, pul yasası iptal. Tabii burada Londra'daki koloni karşıtlarını kızdırıyor. Parlamentoya arayı bulayım diyerek yeni bir yasa çıkarıyor. Buna göre Londra'nın çıkaracağı yasalar artık tüm kolonileri bağlayıcı etkide olacak deniyor. Yani yok kral döneminde almıştım, yok babamın borcuna karşılık almıştım, yok şu bahaneydi. Koloni halkının elinden bu söylemler güya alınmış oluyor bu kararla. Artık çıkardığım kararlar, kanunlar hepinizi bağlar demek istiyorlar. Tabi ana vatan İngiltere'de işler istendiği gibi gitmiyor. 1767 yılında İngiltere'nin Maliye Bakanı olan Charles Townsend'den bütçe istikrarını sağlayacak yeni bir mali program yapılması isteniyor. Amaç İngilizlerin mali yükümlülüklerini, yani İngiltere'de yaşayan halkın mali yükümlülükleri, vergiler o kadar ağır ki halk isyanda, bunu azaltalım ve kolonileri vergi programına daha fazla dahil edelim mantığı var. Neticede gümrüklerde daha etkin denetimler başlıyor. Ana vatandan kolonilere satış yapılan kağıttan çaya, boyalara, cama kadar bazı ürünlere ek vergiler konuyor. Tabi koloni halkı tepki olarak ithal ürünleri kullanmama yoluna gidiyor. Yani halk çay değil de kahve içiyor. Evlerin boyamasını durduruyorlar. Protesto amaçlı kimse boya kullanmıyor. Hatta kağıt üretmeye başlıyorlar kendilerine. Yine hatta vergi memurları Boston'da saldırıya uğramaya başlıyor. Yönetimde bu memurları koruma altında Boston'a askeri bir birlik yolluyor. Tabi bu askerlerin şehirdeki varlığı halkı daha da öfkelendiriyor. Yani vergi alacağım, asker zoruyla alacağım demek istiyorum. İşte 1770 kışında bir grup askere tepki için kar topu atılıyor. Yani halk sokakta yürüyen askerlere kar topu atıyor. Tabi iş bir anda çığırından çıkıyor ve karşılıklı atışmalar yaşanıyor. Neticede İngiliz askerleri kendilerini koruma bahanesiyle bu kendilerine kar topu atan 3 kişiyi, Boston halkından 3 kişiyi öldürüyorlar. Yani kar topu atılmasının karşılığı kötü oluyor. Bu olay büyük tepki alır ve Boston katliamı olarak dilden dile kolonilere yayılıyor. Yani halk zaten tepkili. Bir anda kar topu atılmış ve 3 kişi öldürülmüş. İnanılmaz bir tepkiyle her yere bu katliam adı altında yayılıyor. Tabi işler kötüleşmeye başlayınca İngiliz yönetimi çay dışında ek vergilerin hepsini iptal ediyor. Niye? Halkı yatıştırmak istiyor. Bu şekilde halkı sakinleştirmek istiyorlar. Evet, burada duralım ve bir sonraki derse tekrar kaldığımız yerden devam edelim. Teşekkürler.